Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Beraber pişi hazırlayacağız. Böyle pazar sabahları yapabileceğiniz ya da bir arkadaşınızı çaya çağırdığınızda hazırlayabileceğiniz puf puf bir pişi tarifim var. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Bakın şöyle puf puf çok güzel. Yapmak isterseniz tarife başlayalım. Bir paket şöyle instant mayamız var, kuru maya. Kabımıza döküyoruz. İki tane şöyle kesme şeker kullanacağım. Bu mayamızın harekete geçmesini sağlayacak. Üzerine de süt. Bir su bardağından biraz daha fazla, yani 300 mililitre kadar ılık süt. Şöyle en kısık ocağa 2 dakika tuttum. Ilıdı. Onu da üzerine döküyorum. Şöyle. Şöyle karıştıralım. Şöyle karıştırıp bir 5 dakika bekleyeceğiz. Şimdi şöyle 3 su bardağı kadar unum var. Ama unun hepsini katmayacağım. Yavaş yavaş ekleyeceğim hamuruma. Yavaş yavaş ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Şöyle yavaş yavaş katayım. Bir tatlı kaşığı da şurada tuzum var. Onu da hemen ilave edelim. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi bazı un hemen sıvıyı çekerken bazıları tam tersi sıvıyı çekmiyor. O yüzden herhalde sürekli aynı marka un kullanmak gerekiyor. Ama o da çok mümkün olmuyor. Her zaman denk gelmiyor yani. Biraz daha un ilave edeyim. Evet, yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurum böyle toparlandı, gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur kıvamına geldi. Hiç hamur yoğurmamış olan arkadaşlar için böyle hamur yoğurmak ilk başta böyle biraz bulaş hissi verebilir. Ama inanın yoğurdukça hamurunuz toparlanacak ve çok güzel bir kıvam alacak. Şimdi hamurum hazır. Yaklaşık olarak bir 40 dakika, 1 saat kadar vaktiniz varsa 1 saat kadar kapatalım üzerine. Kapatıp böyle mayalandırmaya bırakalım hamurumuzu. Hamurumuz yaklaşık 1 saattir mayalanıyor. Şöyle kapağını açalım. Gördüğünüz gibi oldukça güzel mayalanmış. Puf puf bir hamur olmuş. Şimdi hamurumuzu şekillendirme işlemine geçelim. Hamurumu atımın üzerine biraz unlayıp hamurumu üzerine aldım. Şimdi hamurumu ikiye böleceğim. Şöyle tam ortadan iki eşit parçaya bölelim. Böyle iki parça olarak kullanacağız. Şöyle. Diğer parçayı da hazırlayalım. Şimdi merdane yardımıyla hamurumuzu açacağız ve şekil vereceğiz. Gördüğümüz hamurun bir parçasını şu şekilde yuvarlayıp önce böyle biraz elimizle açalım. Biraz un kullanabiliriz. Şöyle üzerine merdanemizin yapışmaması için biraz un serpebiliriz. Şöyle açıp merdanemizle mümkün olduğunca inceltelim. Şöyle. Yukarı aşağı sağa sola bu şekilde hamurumuzu incelteceğiz. Hamurumu açtım. Şimdi size nasıl şekil verdiğimi ve hamurun inceliğini göstereceğim. Şöyle bardak yardımıyla küçük küçük yuvarlaklar oluşturacağız. Şöyle şöyle. Kalınlık olarak da, yani ben şu kalınlıkta kullandım. Bunları şimdi hamurumuzu açtığımız hamur kabımızın içine koyup kurumaması için üzerine de şöyle bir bez koyacağız. Hepsini hazırlayıp ondan sonra kızartma işlemine geçelim. Çünkü çok hızlı kızarıyorlar. En son şu kenar hamurlarını da elimizde birkaç tane yuvarlak oluşturabiliriz.
Hamurlarım hazır. Şimdi bir kızartma kabına bolca yağ koyup kızartmaya başlayacağız. Yağımı iyice kızdırıyorum. Hamurlarımı hemen atacağım, kızartacağım. Şöyle hazır. Hepsini bir araya topladım. Yapışır diye korkmayın. Hiç yapışmaz. Sadece üzerini kapatın kurumasın diye. Şimdi kızartmaya başlayalım. Şöyle hamurlarımızı bir bir kızaran yağımıza atıyoruz. Zaten hemen anında pişecekler. Şöyle şöyle. Birer birer. Gördüğünüz gibi hemen kızarıyorlar. Bir tane daha atmak istiyorum. Şurada yer bulursam. Şimdi böyle kızardıkları gibi hemen çevirelim. Ben şurada bir tane daha yer buldum. Şunu da atalım. Son pişlerimi de şöyle kızartıyorum. Kızaranları hemen tabağıma alacağım. Evet, pişilerimiz hazır. Şöyle bir tane kızarmış olduğunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi işte çok güzel pişti. Şöyle bakın. Evet, bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.